Merhabalar Yüksel Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Ve Yüksel Bey, sizleri tanımakla da başladım röportajımızda. Sonra da sektörle olan sohbetimiz devam edecek. Ama öncelikle Yüksel Bey'i tanımak istiyoruz. Bu sektöre nasıl girdiniz? Hikayenizi sizlerden dinleyelim. Ben 1984 yılında sanatör kalemlerinde serigrafi baskı olarak bu işe başladım. O gün bugündür de serigrafi ve tampon baskı olarak devam etmekteyim. Yaklaşık bir 35 yıl oldu değil 36 mi? 36 yıl. Maşallah diyelim. Şimdi buradayız. Esenler'de yerimiz. Evet, Esenler'deyiz. Biraz bahsedelim ürünlerden. Birçok şeyin burada promosyonunu yapıyorsunuz. Neler evet. Bunlar biraz örneklendirirsek? Ağırlık olarak kalem, çakmak, şemsiye, işte deniz topu gibi serigrafi ve tampon baskı üzerinize aklınıza ne geliyorsa baskı yapabiliyoruz. Buna tişört, şapka, silikon havuz boneleri, seramik, porselen kupalar dahil. Yani aklınıza gelecek birçok promosyon ürünün üzerine serigrafi ve tampon baskı yapabilmekteyiz. Hı hı. Ağırlıklı kalem ve çakmak üzerine ilerliyoruz. Daha fazla peki. Daha fazla geliyor onlar ama diğer ürünler de oldukça sık sık geliyor. Evet. O zaman aklımıza gelebilecek hemen hemen her şeyi baskısını yapabiliyoruz. Promosyon yani. Üzerine baskı yapabiliyoruz. Aynen yani. Öyle. Arkada gördüğümüz gibi pus kovalarından evet, tutun da birçok evet. Bardaklara kadar evet. Her şeyde var sanırım. Ve birçok iyi markayla da çalışıyorsunuz. Yüksel Bey, biraz bunlardan da bahsedelim. Yani bize baskıya daha çok işte geliyor. Promosyon olarak geldiği için biz de ürünlerin üzerine baskı kalitemizi üst seviyede yaptığımızdan dolayı tercih ediliyoruz. Bu şekilde de devam etmek istiyoruz. Birçok kurumsal bilindik markayla evet, yine evet, çalışıyoruz. Devam, evet. Ve devamlı iç piyasa değil mi? Genel anlamda iç piyasa. Hı hı. Dış piyasa oldu mu hiç o zamana kadar? Yok, olmadı. Sürekli iç piyasayla çalışmaktayız. Evet. Yine fuar deneyimlerimiz oluyor. Promosyonlarla alakalı kendimizi geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii çaba sarf ediyoruz. Elimizden geldiğince çaba sarf ediyoruz. Daha iyi olmaya çalışıyoruz inşallah. Evet. Biraz şimdi kalitemizden de bahsedersek neler söyleyeceksiniz Yüksel Bey? Nelere dikkat ediyorsunuz bu ürünleri hazırlarken? Bu ürünleri hazırlarken öncelikle promosyonun oluşumdan dolayı baskı kalitesi, ürün kalitesine dikkat ediyoruz. Teslim sürelerine dikkat ediyoruz. Öncelik kriterlerimiz bunlar. Hı hı. Tabii burada biraz da müşteriyle aslında diyalog halinde gidiyor. Tabii bir grafik ki. Oluşturuyor musunuz onlara ön sunum için? Yani genelde yapmıyoruz bunu ama çünkü müşteri ne istediğini bildiğinden dolayı bize sadece istediklerini söylüyor. Biz de istediklerini aynı şekilde uyguladığımız zaman ortada bir problem kalmıyor. Her şey yolunda evet. Çok. Tabii bunlar promosyon olunca büyük adetler oluyor değil mi? Bazen değişiyor. Büyük de oluyor, küçük de oluyor. Evet. Belli olmuyor. Peki sektörde fark yaratmak için neler yapıyorsunuz Yüksel Bey? Biliyorsunuz bu sektörde yalnız değilsiniz. Bir fark oluşturmak gerekiyor. İlerleyen günlerde yine sizlere iyi şeyler bekliyor. Yenileşmeye, yenilenmeye ve kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde sürpriz gelişmeler olacak. Bunu hep beraber göreceğiz. İnşallah diyelim, daha güzel günler olsun diyelim. Peki izleyicilerimize yine promosyon konusunda neler söyleyeceksiniz? Nelere dikkat etmeliler böyle bir promosyon seçiminde? Promosyon seçiminde ucuz, kaliteli. Hizmet seçmelerini öneririm. İşlerin vaktinde almalarını, alabilecekleri firmalarla çalışmalarını önerebilirim. Bunun haricinde fazla söyleyecek bir şey yok. Evet, yine sizde zaten kaliteyi de ucuza mal edebiliyorlar. Evet, evet. Aşağıda telefon numaralarınız geçecek. Bu arada internette bunları sergilediğiniz bir platform var mı? Görebilirler mi? Web adresimiz var. Onu da paylaşalım. info@mertserigrafi.net evet. Adresimizden görebilirler. Orada yine birçok örnek çalışma evet, var evet, sanıyorum. Görebilirler. Oradan bakabilirler. Dediğim gibi telefon numaralarınız aşağıda geçecek. Yine oradan da sizinle irtibata geçeceklerdir. Yüksel Bey, farklı eklemek istediğiniz bir şey yoksa programı kapatıyoruz. Tamam, kapatalım. Peki biz sizlere teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizi ağırladığınız için tekrar programımıza da hoş geldiniz diyelim. Teşekkür bir başka ederim. Programda da görüşmek üzere. İnşallah, teşekkür ederim.